Hocam Kehf suresinde adı geçen Zülkarneyn ile Makedonyalı İskender aynı kişi midir? Taberi'de böyle geçtiği iddia ediliyor. Eğer değilse bu konuda gayrimüslim hocamızı nasıl ikna edebiliriz? Bir, Taberi'de böyle var. Böyle bir rivayet var. Bu bir. İkincisi, Taberi'den yola çıkarak bu rivayeti doğrulamamız mümkün değildir. Çünkü doğru değildir. Taberi niye almıştır derseniz, Taberi'nin yöntemi inandıklarını almak değil, rivayet adına ne bulursa almaktır. Kendisi de zaten girişte bunu söylemiştir. Benim yöntemim anane ile, zincirle gelmiş ne varsa onu almaktır. Yalan olduğunu bile bile de alır Taberi, onu söyleyin. Yöntem bu. Ama sen bileceksin onun yöntemini. Bakın, yani yöntemi bilinmeyince nasıl cinayet oluyor, görüyorsunuz değil mi? Taberi de var. Taberi de var. Taberi'nin kendisine sorsan, ya ben buna inanmıyorum, bu yalan ama zinciri vardı aldın. Yani hiçbir rivayet zayi olmasın. Yalanlar bile zayi olmasın. Bakın bu yalanı uydurma ihtiyacı hissetmişler diyelim. O zaman niye hissetmişler? Diyelim diye almış. Bu da müthiş bir şey değil mi? Yani yalanı bile araya vermemiş adam, onu bile toplamış. Ya bu en azından bize neyi getiriyor? 1100 yıldan beri bu yalan yaşıyor. Yani bunu getiriyor. Bunu bir bilmiş oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Bu iki. Üçüncüsü, hayır. İskender, Makedonyalı İskender, Zülkarneyn değildir. Benzetilmez sebebi sadece ve sadece İskender'in tacında iki tane boynuz olduğu rivayetinden dolayıdır. Yine bir başka benzetilmez sebebi, yani müşabehet sebebi, doğuya ve batıya gitmesidir. Aslında böyle de değildir. İskender batıya gitmemiştir, İskender doğuya gitmiştir. İskender Hindistan'a gitmiştir. Biliyorsunuz İskender müthiş bir adam. 31 veya 33 yaşında öldü, 7 yıl sürdü Hint seferi ve yeryüzünde 20 tane İskenderiye şehri kurdu. Bu ne biçim azim, bu ne biçim gayret, bu ne biçim çalışma, çaba. Yani sadece alkışlanır fakat o kadar. İskender putperestti dostlar. Bunu biliyoruz. Hatta bir ara İskender Yunanlıları kendisine tapmaya davet etti. Güneşin oğlu olduğu iddiasında bulundu. Biz bunu da biliyoruz. Tamam, Aristo'nun da talebesi olur, hocası olur Aristo, onu da bilelim. Dolayısıyla böyle bir adam nasıl Zülkarneyn olur? Oysa ki Kehf suresindeki Zülkarneyn mümin biri. O surede var zaten. Açıkça öyle diyor değil mi? Hem de adaletle gücü bir araya getirmiş ideal bir hükümranlık. Aslında bana sorarsanız o Zülkarneyn, tabii alternatif de var. Yemen kökenli bir hükümdardı diyorlar. Zülkarneyn çift boynuz demektir. O çift boynuzdan biri adalet, biri de güçtü. Gücü temsil eder. Semboliktir. Aslında Kehf suresinin hepsi semboliktir. Zülkarneyn kıssasına ilişkin çok harika bir tefsirim vardır. Ulaşın, bulun, dinleyin veya izleyin. Onun için çok şey mi istiyorum? Emeğe saygı esastır. Teşekkür ederim.